Evet değerli izleyicilerimiz, Karaağaç Köyü'nün tam meydanındayız. Kameraman Murat dedi ki, Harun abi dedi, şu arkada yaşlı bir teyze var dedi. Dedi ki, Harun abi dedi, tabii Murat sadece kameranın arkasındaki gözümüz olmuyor. Aynı zamanda çıplak gözle de sağa solu kolaçan ediyor. Abi oradan bağırdı, ne 80'i lan dedi, o benim kara 65. Tabii ya. Senin yaş kaç? Aynı. Aynı mı? Ha. Ya yengeye 80 dedi ya. 60, 67 yaşındayız da. 67 yaşındayız. Niye hemen öyle reaksiyon gösterdin? Niye öyle yaptı? Niye bu 80 orada yaşlı biri var dedi. 80'e var herhalde. Orada da yepyeni var ya. Ben ona... Senin hanım mı? Gel bir gidelim abi. Ya olsun ya. Gel bir gidelim bakalım ya. Evet şimdi anneye doğru gidiyoruz. Annenin haberi yok. Senin için 80 yaşında dedi diyeceğim. Kameramanlar geliyor. Güneşte kaçmış da buraya bizi çekiyor. Gel. Oo evin güzelliğine bak ya. Her taraf bir çiçek. Burada da var bir çiçek. Bu çiçek değil mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen bunu nereden buldun ya? Siz niye yapıyorsunuz? Kamera bu çekimi yapıyor. Bu şimdi biz orada çekim yapıyorduk. Ha. Sen burada oradan biz seni gördük tamam mı? Oradan bizim kameraman dedi ki orada dedi 80 yaşlarında bir ninene var dedi. Senin eşin de bağırdı İsmet abi dedi ki ne 80'i lan o benim karı 65 yaşında dedi. İsim ne anne? Ayşe. Ayşe İsmet. Kim kime aşık oldu? Üzü ne ya? İkimiz Allah'ım ya Rabbim. Aynı anda nasıl oluyorsunuz? Mümkün değil. Neden? Önce kim oldu? Mutlaka birisi önce olmuştur. Birisi önce açılmıştır. Önce bu oldu. Ne dedi? Önünden öyle konuşmak mı vardın yavrum? Niye? Ne oldu ki? İşte eskiden öyle konuşmak yoktun. Nasıl oldu? Dön evlendi. Sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum. Öyle işte. Nasıl oldu? Sen bana bakıyorsun, ben sana mı bakıyorum? Tabii. Bir yenen bakıyor. Bir düğün yenen. Evine gittiğinizde. Tabii. Ya, toplumda işte. Bir dakika İsmet abi ya. He. Siz düğünde mi tanıştınız? Yok ya toplumda yani. Ne yok bir daha söyle. Televizyon yok, radyo yok, bir şey yok o zaman. Tamam hangi düğünde gördün sen Ayşe ablayı? Her gün köyde düğün olmayacağım. Her sene yıllarca olmayayım düğününe canım. O kadar kızın içinde niye Ayşe ablayı gözüne kestirdin? Ya valla beni güldürme Allah aşkına. Ya cidden mi Ayşe ablayı? Nasip. Gözün görüyor mu kız? Gözlük var ya. Gözlük. Gözlük var ya diyor. Gözlük olmasa görmüyor mu? Ciddi mi söylüyorum? Ver bakayım. Gözlüğü bir de ben takayım. Abo bayağı şey be Ayşe abla büyük gösteriyor bu ya. Numaralı mı bu? Tabii. He? Numaralı. Bilmiyorum ben. Vallahi çok. Abi zaten. Ver bir de numaralı. Bu normal bu. İsmet abi. Efendim. Zaten bulanık gözüküyordum gözüme. Hepten bulanık gözüküyorsun ha. Ben doktor. Sen şimdi bu gözle bakınca yakışıklı görüyorsun değil mi onu? He? Doğru mu? Şimdi nasıl gözüküyor gözlüğü çıkartınca? Böyle nil oldu belli değil. Ne oldu belli mi değil? Vallahi keyif değil mi? Bir de senin gözlüğü takın bakayım ya İsmet abi. Buyur. Bakayım hanginizinki daha bozuk? İsmet abi seninki nispeten iyi be. Ya bu uzak gözlüğü bu. Evet seninki nispeten iyi bak çok. Vallahi cillop gibi gözüküyorsun ha. Benim bu yakın gözlüğüm. Normal gözlüğüm değil. Evet tamam. Abi, ne örüyorsun? Ben mi? He. Torunlarıma battaniye örüyorum. Torunlarına battaniye örüyorsun. Ha, vay. Neredeler? Alanya'da. Vay be. Bebek battaniyesi. Buradan o zaman söyle bakayım hangi torununu örüyorsun? Sahrama Serrama. Sahra'na Serra'na. İkisine benim, de. Benim kızın adı da Sare vallahi. Bak ikisinin arasında tam. Sahra, Sare, Serra. Ha, biri Serra, biri Sahra. Eyvallah. Güzel ha. İsim koymuşsunuz. Bu Sahra'mın. İsmet abi. Şimdi dürüstçe bir soru soracağım. En son Ayşe ablama ne zaman aşkım dedin? Her zaman. Ne zaman? En son ne zaman dedin? Sabahleyin dedim. Dedi mi? Dirdir her gündür. Ne der? Abi amba gülüyorlar ya. Gülmekten konuşamadık. Ne dedi en son? Başlayayım. Ne? Ne dedi? Ne dedin İsmet abi? Ya, dedin? Doğru söyle ya. Ya ne diyeceğim ya? Ne dedin? Bak kalpte bir şey seviyorsan zaten kalp söyler her şeyi. Tamam ama ne dedin? Sözlü olarak mı dedin? Ne diyeceğim ben ya? Seni seviyorum dedim. Dedin mi? Adamsın ya eyvallah. Evet değerli dostlar. Kamerayı da şenlendirdi. 50 yılı devirdiniz evlendik. Eyvallah. 52 yıl. 70'te evlendik. Evet. 60'ları 70'leri görün inşallah diyoruz. Bir ör bakalım o güzel öllerinle. Bu üstündekini de sen mi ördün?
Tabii. Kendini ördün. Hadi bakalım. Ha. Evet, görüyor musunuz? Anneanneler, babaanneler önce evlatları düşünüyor, sonra torunları düşünüyor. Serra ve Sahra'ya gördüğünüz gibi battaniye örüyor. Bu güzel görüntülerle, gönülden atılan bu ilmik ilmik düğümlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Tarlalardan mahsuller toplandı. Kavun çekirdeklerini görüyorsunuz. Yemişler, afiyet şeker, bal börek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Nasılsın ustam? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Keyfin iyi. Allah. Ne yapıyoruz? Susam yoluyoruz. Susam? Yoluyoruz. Susamı nerede? Ben susam falan göremiyorum abi. Arkası susam. Susam bunun neresinde? Bu demetli. Bak. Demetli. Susam bunun neresinde abi? Kocuklu bu, kocuklu hali. Kocuklu hali. Evet, bunun içinde susam bak. Ne diyorsun abi ya? Ya. Abi o susam Allah. Bu mu? Allah nimet vermiş bizlere. Allah neler yaratıyor. Şu evet. Susam mı abi? Susam abi. Abi tırtıl gibi duruyor ya. Aynen öyle. Hoş geldin. Bak bu canım. İşin profesörü geldi ha. Değerli dostlar. Bu? Şöyle bir güzelliğini, ha. Cemalini bir görsünler. Teşekkür ederim. İşin profesörü. Ha. Ordinarius Susam, evet, profesörü. Susam. Susam'ın kitabını yazdı. Üniversitelerde, evet, ders olarak, evet, okutuyor. Evet. Anlat. Şimdi bu susam ekilir zamanında. Bahar ekilir. Böyle yerler yaş olduğu zaman. Tamam mı? Ondan sonra bu erime haline gelir. Bu yolluk bu. Bu ergen hali mi bu? Bu olgun hali. Evet. Bak şimdi şöyle diyeyim. De. Şunun sempatikliğe bak değerli dostlar. Getir. Bak. Bir de şöyle. He, söyle. Güme yapılır. Güme yapılır. Pişir. Güme. He, biz buna. Abi bir dakika, bu askerde tüfek dikmek gibi bir şey ya. Karşılığa evet tüfek çat dediği zaman... Dörtlü çatılır. Bak, bu şekilde. Bunun bir de başını bağlarsın böyle. Eyvallah. Sonra ne oluyor? Bu düme mi oldu? Küme. Bu küme olur. Küme. Küme. Kuruduktan sonra, evet. Bak, bunu da bu şekilde şimdi bağlanır. Küme yapacağız. Bağlanır. Abi senin yaş kaç? Yaş 76. 76 hala çalışıyorsun. Şükür halime, iyiyim. Kaç yaşına kadar? Allah ne ömür versin zamana kadar. Kara toprağın altına kadar, evet. Çalışacağım mı diyorsun? Evet. Eyvallah. Evet. Susamla mı gömsünler seni? Ne dersen de öyle minas görünürse öyle olsun. İsim ne abi? Mehmet Tekel. Mehmet Tekel. Tekel. Bakalım. Mehmet abi kalmamışsın kel yalnız. Hala bir şeyler yok, var ha. Yok yahu. Vallahi delikanlıyım. Şapkayı çıkarttığımız zaman %90'ının keli gözüküyor. Yok Mehmet yok. Mehmet abi saçı dökmemiş. Delikanlıyım. Mehmet abi dert yok, tası yok tabii belli. Allah'a şükür. 15 aha geldi değerli dostlar. 15 o kim 15 yaşında? Aa babam 15 yaşında. Nereden biliyorsun ya? Aa tabii görmüyor. Sen mi yazdın? Yaklaş. Görmüyor musun? Yaklaş ayaklara bak, ayaklara. Şu ayaklara bak. Emekçi kadın çalışıyor. Bak, tabii herhalde. Eşin mi? Aa eşim. Bu neci? Babam. Baban mı? Hı. Abi sen ne kadar genç duruyorsun ya. Allah'a şükür sağ olasın. Vallahi billahi ya. Çocuklarımın arkasına gencim sen... ben. Babasısın. Evet. Gelin. Evet. Memnun musun? Allah bin kere razı. Kendileri gibi Allah'ım kendilerine evlat versin. Yenge nerede? Yenge. Rahmetli oldu. Rahmetli. Ne oldu? Rahmetli oldu. Tallıköy'e gitti. Nereye gitti? Tallıköy'e. Tallıköy ne ya? Mezar. Mezar. Mezar ya. Sen bu adamı niye vermedin? Allah ne edecek evlenip de? Niye? Aa bu yaştan sonra ne yapacak? Ailemle mi uğraşacak? Allah ailemi, Allah. Ailemi sen kararlamak. Kendini düşünüyorsun kendini. Aa, kaynana dırdırı çekmemek için. Kaynanayı erkenden göndermişsin. Ah işte. İyisi çabuk ölür. İyisi çabuk mu ölür? Aa. Bu adam kötü mü o zaman? Çok yaşlı. Bak. Nasıl kaçtı görüyor musun? Bak. Geline bak geline. Bende 3 tane oğlan var. 3 tane gelin var. Bir de kız var. Allah. Eyvallah. Hangisinden fazla memnunsun? Hepsinden. Bak. Geldi bak. Bak. Uzman mı? Uzman. Şimdi bak susam evi yapacağız size ben. Susam evi. Susam evi bak. Yap bakalım. Bak. Alt pratiktir bu. Allah Allah. Bak bırak karıştım. Bırak. Bak evet. Bu susam evi. Ver ne olayın gelmez sen. Görüyor musun? Bu susam evi. Gel buraya. Bak sıfasırlar. Evet. Bu amda öyle acı cucur yapmam. Tamam. Acı cucur yapmam bak. Nasıl acı cucur yapmam? Bak. Kayınbabadan iyi mi yaptım? Ya bu ama baksana ne yaptı? Susama Türkiye'de en iyi küme yapan ablayla beraberiz. Susama evini yapıyor evini. Bu kümesi değil evisi. Ama bunu herhalde biraz fazla kabarık toplamış da. Kabarık da toplasan. Oldu mu? Yaptın mı sırlan ola? Memnun musun kayınbabadan? Ana memnun olmam ama bu ama baksana sen bana iş görüveriyor. Kendi babam mı kayınbabam mı? İkisi de. Susam'ı anlatıyordu seninki. Hı. Anlat bakayım. Bu susam
baharın ekilir. Toprak tavaldığı zaman ekilir. Tamam. Motorla. Şunu aç bakayım abi. Biz şu susamı bir görelim. Ben susamı göremedim kendini. Bak şu. Bu şu şekil. Susam. Evet. Bu şu susam. Taneleri. Taneleri. Bunları ne yapıyorsunuz şimdi? Bunlar kuruduktan sonra ters getirir. Böyle teker teker bir şöyle bir sopala vurulur. Vurup sirkin. Dökeceksiniz. Dökeceksin. Sonra ne yapacaksın? Bunları kuruduktan sonra çuvallar elenir. Tamam. Elekle. Sonra? Yağ değmenler olur bunların özel. Yağını çıkaracak. Bunlar ne işe yarar? Bu yağ her şeye yarar. Her şeye yarar. Yemek yapmak için yağlarda her birisine kullanırsın. Vallahi 76 yaşında tarlada çalışıyor. Bir ekip daha var. Şimdi gelin oraya gitti. Evet. Bu tarafta da gelinin gelini mi var? Hayır, kız o. O da onun kızı. Kızı bunun kızı. Tamam, eyvallah. Ekip çalışması tamam, devam ediyor. Ablam yeni öğreniyor işi belli. Yeni öğreniyor. O da öğretmen olacak nasip olursa. Balıkçı eğitim endüstri kazandı. Öğretmen olacak İyi, inşallah. İyi, hadi bakalım. Öyle mi? Öğretmen adayı mı? Evet. Şöyle bir gelelim o zaman ya. Ne okuyorsun abla? Ben biyoloji öğretmenliği kazandım bu yıl işte. Okuyacaksın? Okuyacağım, evet. Biyolojiyi okuyacaksın? Biyoloji öğretmenliğini okuyacağım, evet. Ondan sonra? Sonra bakalım inşallah atama. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Öğretmen olacaksın yani. Evet, inşallah. Vallahi tarlada çalışıyor, elinin emeğiyle bir taraftan ders çalışıyor, biyoloji öğretmen. Üniversiteyi kazandın yani. Hı, kazandım bu yıl. Yaş kaç? Yaş 20. 20. Tarlada çalışıyor, ekmeğini susamdan çıkartıyor değerli dostlar. Öğretmen olacak inşallah. Vatana, i̇nşallah. Millete faydalı evlatlar yetiştirecek diyoruz. İnşallah. Şimdi orada bir ablam daha var, çalışıyorlar. Bir ustabaşı daha başlarında. Şöyle bir gel bakalım Murat. Evet değerli izleyiciler. Biz öbür tarafta çekimi yaparken bu gördüğünüz abi sırt üstü orada yatıyordu. Benden kaçtı zannetti. Yatıyor muydun, yatmıyor muydun abi? Beni mi dinlendiriyordum? Belini mi dinlendiriyordun? Evet. Bir bel dinlendirmesi yapar mısın şu an? Yaparız. Yap bakalım. Bu şimdi bel dinlendirme mi oluyor? Evet. Kaç dakika çalışıp kaç dakika bel dinlendiriyorsunuz abi? 2-3 saat çalışıp 10-15 dakika. Bu mutlaka yapılması mı lazım? Benim belimde bel işi fıtı var. 2 tane platin var bende. Burası biraz yarı V şekli mi oluyor? He, böyle rahat ediyor. Rahat ediyorsun. Kalça kısmı evet. Düz yere, yükselti yerine beli veriyorsun. Böyle ayak düzü böyle. Böyle iyi yani. Böyle rahat. Kaç dakika dinleneceksin abi? 5 dakika. Yaş kaç? 58. Susam topluyorsun. Susam topluyorsun işte. Yemiye mi? Yok, benim yeğenim bu. He, yardıma mı geldi? He, yardım. İmece usulü hala devam ediyor değerli dostlar. Bel dinlendirme pozisyonu böyle oluyor. Dinlendi, kalktı, şimdi yolmaya devam edecek. Şurada bir ablamız daha var değerli dostlarımız. Selamun aleyküm. Ablacığım nasılsın? Benim sesim kötü benden. Bir dakika, dön bu tarafa ya. Ne sesin kötü? Benim sesim kötü. Sesin kötü de türkü mü istedik senden? Olur ya, belli olur mu, isteyiverirsin. Sen şunu mu demeye çalışıyorsun? Bir türkü söylettirin bana. Sana söyleteceksin. Ben niye söyleyeceğim ya? Sen güzel, sesin güzel de ondan. Nereden biliyorsun sesimin güzel olduğunu? Söylesen bilirsin. Allah Allah. Değerli dostlarımız, bahçesi var, bağı var. Gönlüne göre yarı var. Susamdan çıkardığı yağı var. Dallarda salkım salkım üzüm. Söyleyecek şimdi bize iki çift söz, iki gözüm. Abi maşallah, yok ya. Hayırdır, hazır kıta bekliyorsun? Evet, hazırım. Bıçakla istediği üzümü kesebilir. Şimdi hem siyah üzüm hem beyaz üzüm. Evet. Aynı dalda, ender. Dallara ayrı ayrı yalnız. Dallara ayrı ayrı. Heh. Siyah üzüm dalı ayrı. Yerim ben bir üzümü gayrı. Kopar bakayım şuradan bir salkım. Kopar bakayım, nasıl koparacaksın? Hangisi iyi? İçine bakalım. Nereden anlayacağız? Şunlar olmaması lazım. Evet. Gök. Evet, bu siyah üzüm. Siyah üzüm. Hacı abinin elinden değerli dostlar aldık. Gel beyaz abi. Gel beyaza. Beyazdan ne vereceksin? Şöyle bir bak bakalım. Nasıl isterseniz. Hangisini? Bu üzümün özelliği ne abim? Bu siyah üzüm. Evet değerli tamam dostlar mı? Bu siyah üzüm, özelliği bu. Bu da yani aroma olarak özelliği. Evet. Ha, onu söyle. En güzel aroması olan üzüm budur. Bekmeze de gelen budur. Eyvallah. Öbürü? Bu da beyaz üzüm. Bu daha olmamış galiba. Bakarız tadına. Bak bakalım. Dön bu tarafa bir görelim. Olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Bak ye.
Daha zor ileri doğru gidelim. İleri doğru gidelim bak. Daha da güzelleri vardı. Evet değerli dostlarımız, güzel topraklarımızın her noktasında evet, güzel bulunur. Üzümlerimiz oluyor. Evet, bulunur. Genç kalmak istiyorsan, cildinin güzel olmasını istiyorsan, evet, uzun yaşamak istiyorsan ayağın toprağa basacak. Başını da güneşe alacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Ayağın toprağa basacak, başın güneşi alacak. Evet. Doğru mu abiciğim? Doğru. Dallarda salkım salkım üzümler sallanacak. Evet. Eyvallah diyoruz. Yolumuza devam mı edeceğiz? Devam ediyoruz. Evet değerli dostlarımız, bir laf vardır. Armudunu yiğisini yiğit yer, yiğit. Hani başka bir şey söylüyorlar ama öyle bir şey yok. Şimdi abi dedi ki bak bakayım dedi. Abi biz şöyle gel abi. Şöyle armudun yanına bir gel abi. Evet, gel abi, evet. Gel abi, gel şöyle. Sen de gel Taceddin abi. İsim neydi abi? Ne demiştin? Mehmet Tekel. Mehmet Tekel abi. Armudun sahibi Mehmet Tekel. Hayır. Bizim Ünal Tekel armudun. Ben babasıyım. Tamam. Armudun sahibi Ünal Tekel. Taceddin abi. Genç yaşında kaldın. Kel. Evet. Eyvallah. Memleketimizden uzak dursun. Sel diyorum. Biz de armudun iyisini gurme olarak yanımızda Taceddin abiyi dolaştırıyoruz. Taceddin abi iyi derse iyidir. Buyur bakalım abim. Şekerpare. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Ver bakalım. Aa, harbiden iyiymiş ya. Ben diyorum bu Taceddin abi çiğnemeden niye yutuyor? Gerçekten değerli dostlar. Evet, Türkiye'de yediğim en lezzetli dalından armut diyebilirim. Adeta şeker, organik, kurdu bile içinde. Gel yaklaş. Gel. Gel bak çürüğü içinde. Evet. İşte gerçek lezzet bu değerli dostlar. Doğru mu? Doğru. Yani meyveye kurt işleyecek. Doğru mu abi? Yuvasını yapacak. Gerçekten müthiş bir lezzet. Pürsünler. Ey Türkiye, ey dünya. Armut görsünler diyoruz efendim. Evet, yolumuza evet. Devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programı için, benim için, ekibim için, emeği geçen herkes için lütfen dua edin. Gelmeyelim nazara. Elbet bir gün hepimiz öleceğiz, gireceğiz mezara diyorum. Allah hepimizi nazarlardan saklasın efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, arazi sıcak, burası Söğüt'ün dibi biraz serin. Şu sol tarafımda gördüğünüz abi Halil İbrahim, gönlümdedir onun yerin diyorum. Halil İbrahim, yaş kaç? 77 mi ne? Senin için hani duymuyor diyorlardı. He, hoşuna gitti değil mi? Hoşuma 77 mi? 80. Tam olarak kaç? 43'lüydün. 80. 43'lüysen 80 yaşındasın. Akıllı baston almışsın. Buna akıllı baston diyorlar. Öyle mi? Tavsiye ettiler, öyle aldık biz de. Öyle aldın. Öyle aldık. Niye böyle hüzünlüsün Halil İbrahim abi? Hayır, bilmiyorum neden. Yenge oldu. Sağ mı? Sağ ol. Evet. Nerede? Evde. Nerede evde? Burada, köyde, evde. Ama kara kara düşünme. Genelde böyle senin gibiler düşündüğü zaman eşini kaybetmiş adamlar oluyor. Bak yenge sağ. Düşünmem ben canım. Niye? Burada gölge. Burası serin değerli dostlarımız. Halil İbrahim abi valla çınarın altına oturmuş. Biz de kısa bir mola verelim dedik. Değerli izleyicilerimiz, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu vatana, bu millete, bu toprağa, bu ezana, bu bayrağa aşığım. Şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Bir tarafta yemyeşil çam ormanları, diğer tarafta akar su ve onun etrafında bana göre dünyanın en güzel hayvanları. İşte güzel memleketimden muhteşem bir manzara.
güreşi sever biliyorsun. Hem minderde hem çayırda tuşu. Balıkesir'de yemle besliyor bu gördüğünüz abi güvercini, kuşu. Nasıl bağladım evet, abi? Evet, çok güzel. İsim ne? Nuri Balaban. Nuri Balaban abi. İsmail Balaban'la bir akrabalık var mı? Baş pehlivan. Çok uzaktan. He? Uzaktan var. Çok uzaktan var. Var. Ne kadar uzaktan? Benim köyümden Antalya'ya gittiler. Öyle mi? Buradan mı göç mü onlar? Balıkesir. Eyvallah. Kurtdere'den, Kurtdere'den. Abi, Balaban abi. Şimdi sen geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz birkaç önce Cüneyt Arkın'ın ve diğer sanatçıların birçok filminde... Söylenmez yıkılmaz. Rize'de kendisi. Rol aldın. Arkadaş sette çalıştık beraber kamera arkası. Jübile mi yaptın? Jübile mi? Sette çalıştık beraber onunla. Tamam, şimdi jübile mi yaptın? Yaptım, abi? Yaptım evet. Yaş kaç abi? 77. 77 yaşındasın. Peki Balaban abi ne yapıyorsun şimdi? Kuşlara yem veriyorum. 3 liraya, 5 liraya, 2,5 liraya. Bunlar 2,5 lira, bunlar 5 lira. Mutlu olsunlar diye. Evet. Geliyor mu kuş? Kuş geliyor. Atsak gelir mi şimdi? Atsak gelir. Şuraya atsak gelir mi abi? Valla oradalar ya, kenardalar da kuşlar işte. Buraya gelirler mi? Gelirler. Türk sinemasında 13 yaşında girdim. Evet. 36-37 sene çalıştım. Türk sinema beyaz perdesinde. Baya filmlerde de çok oynadım. Arkadaşlarım hep öldü. Türkiye'de bir tane adam kaldı. Cüneyt Arkın'ın adamı olarak. Ben de Sinem'im, o da benim. Sındırgı'dayım. Yanıma geliyorlar. Diziciler falan geliyor. Dizi çekenler, oyuncular geliyor. Belki 340'ın üzerinde film çalışmasında bulundum. 340 tane kadar film çektim. Hatırlamıyorum bazılarının, filmlerin ismini hatırlamıyorum. Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu var, oyuncu. Onunla başrol oynadım, Mali'nin kötü rolü olarak. Ondan sonra sinemada, sette çalışmaya başladım. Şirketlerde çalıştım. Şu an hayatından memnun musun? Memnunum. Güzel, sevap bir iş yapıyorsun. Bak güvercinler toplanmaya evet, başladı. Geldiler bak, geldiler. Gelmeye evet, başladılar. Geldiler. Peki hep böyle şık mı giyinirsin? Hep böyle giyinirim. Saçlar falan hiç bozulmamış. Yok, benim esas resimlerim var. Kabak kapalı, nazla kapalı. Filmler, olsun, Tarkan filmleri var, Kara Murat filmleri var. Malcolm. O zaman diyoruz ki Balaban abi, saçından ak, gönlünden hak. Ey Balaban abi, şöyle bir 77 yıl geriye bak diyoruz abicim. 50 sene evvel tanıdığım arkadaşımı gördüm burada, çok sevindim. Bana dediler, oynar mısın rol? Oynarım dedim. Ben de beni köyün ilk yerde delikanlılarından sohbet yaparken rolümü oynadım. Adam elini açtı, yönetmen, kameraman. İşte ya, işte bu diyor. Türk sinemasının adamı besbelli Yeşilçam'ın emektarları dedi. Memnun oldum. Para verim dediler, almadım. Para istemem. Bir tane korku filmi çektiler, Sındırgı'da dizi film. Korku filmi. Onda da rol oyna dediler. Oynamadım. Oynamam da. Prensiplerim var. Oynamam. Eyvallah. Yeşilçam... Eski geriye haline gelirse ancak. Anca. Ben öbür tarafta oynarım artık. Eyvallah diyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Sen mandalina mı alacaksın onu söyle. Mandalina alacağım. Kaç kilo alacaksın? 3 kilo. 3 kilo alacaksın. Ha. Kaç param var? Cebimde ne varsa verin. Cebinde ne var? Gel sen şöyle bir otur. Ya nasip, bismillahirrahmanirrahim. Mandalina alacağım dedi. Ben bir bakayım mandalina. Önce tadı yerinde mi mandalina'na? Ne olur ne olmaz. Mandalina önce bir alacaksın anneciğim. Sonra şöyle bir diş atacaksın. Ha. Sen şu mikrofonu tutuver. İsim ne? Fatma Çetin. Fatma Çetin. Oo Fatma abla, ismin güzel. Soy ismin isminden güzel. Fatma Çetin. Fatma abla, mandalina suluya benziyor. Diş var mı? Kullanmıyorum, kullanamıyorum. Kullanamıyor musun? Yaş kaç Fatma abla? Çok düşündün. Bilemiyorum adım. Yaş. Yaşım mı? He. 85 86 yaş. Bir daha say bakayım. 81. 82.
83, 84, 85. Fatma anneciğim, tadına bak, ona göre mandalinayı biz alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Daha çiğnemedin, suyunu almadın. Neye göre güzel dedin? Gitti, karnıma gitti. He, karnına mı gitti? Ne çabuk gitti Fatma abla. Ama harbiden tadı güzelmiş ha. Yavaş, sakin. Fatma annem benim. Vallahi güzelmiş ha. Ah. Ne mutlu bana ki senin gibi böyle nur yüzlü bir Fatma anneme, Fatma Çetin anneme kendi elimle mandalina yediriyorum. Kaç kilo alalım? 3 kilo. 3 kilo seçeceğim sana. Tek bir şartım var, dua edeceğim bana. Ölene kadar. Ölene kadar. Fatma anne. Buyur. Bu benim sana hediyem. Neden? Hediyem. Benden sana hediye. İyi, sağ ol Allah. Tamam mı? Al bakalım. Para almayacak mısın? Yok, para almayacaksın. Tamam. Benden. O da almayacak. Ben vereceğim. Sağ sen ol, öbür Allah. Dünyadaki hesaba bak, bize dua et. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Afiyet olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, genç bir aşçı. Hep böyle 40 yaş üstünde çekecek halimiz yok. Ama buruşmuş abi, genç yaşında buruşmuş. Ula buna niye ütü yapmadın sen? Meslek gördüm abi ya. Meslek seni yordu lan, önlüğü mü yordu? Önlükle ben de çalışmaktan buruştuk. İlhan abi. Evet değerli dostlarımız, muhtarın yeri gördüğünüz gibi en üstte besmele, ortada ay yıldızlı bayrağımız, sağ tarafta yüce yaradanımız, sol tarafta peygamber efendimiz, en altta da muhtarın yeri. Muhtarın neysin? Oğluyum abi. Baban muhtar mı? Babam muhtar abi. Ne iş yapar? Aşçıdır abi kendisi. Aşçı muhtar? Evet abi. Hem aşçı hem şef hem muhtar. Sen? Ben de ileride muhtar olacağım. Şu anlık aşçıyım sadece abi. Aşçılık da babadan oğlan, muhtarlık da babadan oğlan. Öyle abi. Ne mutlu abi, iyi yere tezgah açmışsınız. Nereye açtınız tezgahı? Sındırgı abi. Balıkesir Sındırgı. Eyvallah. Şu tezgahını bize anlat. Şimdi bu yemeklerin hepsini sen mi yaptın? Hepsini İsim ne kardeşim? Abi. İlhan abi. İlhan Ünal. İlhanım nedir bu? Bu abim patatesi, tavuk sote. Göster bakalım abicim. Şöyle patatesi, abi. Patatesi, tavuk sote. Evet abi. Yani diyorsun ki en az patates kadar içinde tavuk da vardır. Tavuk oranı daha fazla abi. Ne attın abi? Kekik abi, patates, tavuk, tuz abi. Kekik, sade ve şölenli. Patates, tavuk, tuz. Evet abi. Diyorsun ki patatesli, tavuk sote. Aynen öyle. Eyvallah. Abi. Geldik. İzmir köfte abicim, köftem, domatesim, biberim, patatesim. Aynı zamanda yine kekikle tatlandırdım. Bizim buralarda biraz daha salçalı köfte olarak geçer ama aslında İzmir köfte. Yani diyorsun ki karın kası yapmak için çekerim mekik, yemeklerimden eksik olmaz kekik mi diyorsun? Aynen öyle abicim. Eyvallah değerli kardeşim. Geldik buraya. Burada abicim patlıcan musakkam, sındırgımızın vazgeçilmez yemeğidir. Yani ne diyorsun? Üstünde var diyorsun bol bol kıyma, domates, biber, patlıcan. Harun abi bu yemeği gördüğün zaman direkt üstüne mi atlayacaksın diyorsun? Aynen abi, balıkla mı atlayacaksın? Eyvallah, abi? Balıkla mı atlayacağız? Geldik abi. Tas kebabım abi, et sevenler için. Kuzunun neresinden? Büyük hayvan mı, küçük hayvan mı? Büyük hayvan abi, büyük baş. Hayvan. Neresinden? En güzel bölgesinden abi. Neresi hayvanın en güzel bölgesi? Sırt bölgesi abi. Sırt bölgesi. Aynen abi. Benden bir şey çıkar mı bir bak bakayım. Tut bakayım. En güzeli çıkar yemin ederim. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi bile ama sana kıyamam abi. Allah açlıkla kimseyi terbiye etmesin abi, değerli abi. Dostlarımız. Fasulyenin faydası nedir? Say bakalım. Abi A'dan Z'ye kadar her şeye faydalı. Kemik erimesi, böbrek hastalıkları, bağırsak hastalığı. Felce bile iyi geldiğini duydum, emin değilim abi. Bağırsağa da iyi geliyor. Her şey abi. Eminsin kuru fasulye. Eminim abi. Bağırsağı çalıştırır. Felaket çalıştırır abi. Durduramazsın. Eyvallah değerli dostlarımız. Geldik buraya efendim. Tavuk. Bu fırın tavuğum abi. Fırın tavuk. Sadece tek özelliği abi. Fırın tavuk. Üstüne toz biber, tuz, patates abi. Tavuğun neresinden abi? Bacak abi. Bacak bölümünden. Aynen abi. Eyvallah. Evlerimizde var diyorsun bol bol sacak. Ekranlara geliyor tavuk, bacak. Bu ne abi? Bu abi Sındırgı'da sadece bizim lokantamızda olan bize özel limon soslu tavuk abi. Limon soslu? Tavuk abi. Abi sen de tavuğu çok seviyorsun herhalde ya. Abi seviyoruz bütün ya. Bütün yemeklerde tavuk var abi. Seviyoruz abi tavuğu ya. Sındırgı halkı da seviyor, biz de seviyoruz eyvallah abi. Eyvallah.
Burada da makarnamız, makarnamız var. Güzel bir tezgah, butik bir tezgah değerli dostlarımız. Balıkesir Sındırgı'ya gelirseniz bu gördüğünüz yakışıklıyı buluyorsunuz. Muhtarın yeri diyorsunuz. Zaten karşınıza bu çıkıyor. Gelecekte de muhtar olacakmış. İnşallah. Niye? Bir hayalim var. Babam Esri abi. Babamdan devam ettireceğim. Devam ettir. Çorba başka ne var? Çorbalara gel. Çorbam abi, paçam var abi, mercimek, tavuk evet. Suyu, işkembe abi. Diyorsun ki Cengiz Ünder bu topraklardan çıktı. Dünyada her yerde çıkıyor maça. Balıkesir Sındırgı'ya geleceksen içeceksin çorbalar içerisinde paça. Karıştır bakayım abi. Bir görelim abi. Dipsiz kuyu gibi maşallah. Oo. Evet değerli dostlar, paça şifa vallahi. Gürül gürül kaynıyor. Kapattım geldi. Belirtmek istediğim bir nokta var abicim. Yani çoğu yerde çorbalar tek tip sudur. Bizim burada abi her çeşidi farklı. Şu an işkemben bitti, o yüzden gösteremiyorum. Eyvallah. Ama paçam burada, mercimeğim burada, mercimek tavuk burada. Suyum burada abi. Eyvallah. Hepsi ayrı sudan abi. Özellikle kemik, ilik hepsini haşlarım. O şekilde hepsinde yaparım abi. Kemik hepsi suyu ayrı var diyorsun. Kesinlikle abi, hepsi ayrı sudur. Eyvallah. Değerli dostlarımız, gerçekten mesleğini bana göre en iyi yapan kardeşlerimden biri. Yaşa bakmayacaksın, başa bakacaksın, gözünün üstündeki kaşa bakacaksın, vatan millet bayrak için akan yaşa bakacaksın diyorum. Bu demek kaşı falan düzeltti, tezgahıyla ustayı baş başa bırakıyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. İyi tavuğu nereden anlayacağız usta? Abi iyi tavuğu bakacağız şöyle. Baktık. Baktık abi, siyah, sarı. Siyah baktık. Siyah köylü tavuğu. Sarı olursa. Şehir tavuğu. Şehir tavuğu. Allah Allah. Evet. Nasıl yani ya? Ziraat diyor. Çiftliklerin yetiştirdiği tavuk. Ha. Sarısı şimdi şehir tavuğu oluyor. Evet. Siyah. Köy tavuğu oluyor. Köy tavuğu oluyor. Evet. Yani biz şimdi nerede bir sarı tavuk görsek bu şehir tavuğu mu olacak? Adam büyüyken almıştır, köye götürmüştür, büyütmüştür, o köy tavuğu ama çiftlilerde sarı tavuk çıkıyor. Sen bana pek inandırıcı gelmedin. Neden? Ben bunu Hacı abiye soracağım. Dedi ki, sarı dedi, köy tavuğu dedi, siyah şehir tavuğu dedi. Şimdi bu tavuklar çeşit çeşit. Sarı. Çeşit çeşit bu tavuklar. Tamam, ben de bu, görüyorum çeşit çeşit. Bir çeşit, iki çeşit, üç çeşit, karalar, dört çeşit. İnsanoğlu da çeşit çeşit. Abi ayrı bir güzellik var. Kardeşim de ayrı bir şey. Ben farklıyım, sen farklısın. Şimdi hangisi bu, şehir tavuğu, hangisi... Bu köylü tavuk, biraz siyahlar. Sarılar? Sarılar ayrı bunlar. Bunlar ziraat içerisine geçiyor. Irkı ayrı. Irk ayrı. Eyvallah, bildim. Senin torun mu yoksa? Yok, benim torun değil. He? Benim torun değil. Sen tavuktan anlar mısın? Anlar. Anlamam o zaman ya. Meşhur soruyu soruyoruz. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? Yumurta tavuktan. He? Yumurta tavuktan çıktı ya. Yumurta doğmayınca... Yumurta olmasa tavuk nasıl olacak? Ya yumurta... Bunu bastırıyorlar bunu. Yani yumurtasını. Ondan eyvallah. Sonra... Yani sen yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı da cevabın? Ya önceden cüvücü oluyor, oradan çıkıyor ya. Sorunun cevabı şu mu? Tavuk yumurtadan çıktı. Ya tavuk yumurtadan mı çıkar ya? Bu doğuyor. Karar ver abi demin sen dedin. Bu doğuyor diyorsun. Bu doğuyor. Ondan sonra bastırır. O yumurtadan tamam da bu önceden nereden doğuyor? Önceden. Onu bilmem ben orasını. Abiye soralım abi, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Tavuk iyi yumurta doğurur ama civci de yumurtadan çıkar. Bak cevabı verdi. Biz gidiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, yollara asfalt dökülürse arabalar kaymak gibi gider. Yollarda asfalt yoksa, topraksa olur yollar tozlu. Burayı soracak olursanız Kozlu. Kozlu köyünde şu tezgahın bir sahibi var içerisinde. Gördüğünüz gibi hurmaları, ayvaları, kabakları, süs kabaklarını, kavunları, karpuzları dizmiş. Dediler ki burada en büyük kabak üreticisi bir abi var dediler. Bu da arabası gördüğünüz gibi, köylünün arabası. Olmazsa olmaz. Gel bakalım, gel. Evet. Abdest aldıktan sonra, duş aldıktan sonra kullanırız. Havlu, gördüğünüz yer mükemmel bir avlu. Hacı abi gel. Değerli dostlar. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Abi ne yapmışsın, her taraf kabak. Ne yapayım ya, yetiştiriyoruz. Meslek ne? Meslek ne? Meslek şoförüm ama çiftçilikte yapıyoruz. Yaş böyle. Kaç? Yaş 73. 73? 73. Yengenin adı ne? Yengenin adı ne? Ummuhan. Ummuhan. Umman. Abinin eşinin. Benim eşim. Ben yengenin adını diyorum abi. Ha yengem. Yengemin adı demedim ki. He. Hanımın adı demedim ki. He, tamam yengem adı. Niye böyle kafamı karıştırıyorsun abi? Ya ne yapayım abi, şimdi yenge deyince kulaklar da ağır duyuyor biraz. Öyle mi? Ağır mı duyuyor? Ecik ağırlaştı. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Kabağın kilosunu 200 TL'ye çıkarmışlar. Yok ya, o kadar. Nasıl hani ağır işitiyordu? Para deyince var ya, açılıyor be. Evet. Ümmühan yengemizi de coşkuyla alkışlıyoruz. Ümmühan abla gel bakalım şöyle. Evet değerli dostlarımız. 60 yıllık aşk. Ümman abla gel. Gel. 56 yıl oldu evleneli. 56 yıl mı oldu? 56 yıl. Tutturmuşum 60. Abi yanılma payı. 56 ile 60 yıl arasında bak. Attım, neredeyse tutturuyordum yani. Tutturuyordun evet. Eyvallah. Sizin isim ne? İzzet. 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 Ümman abla nasılsın? İyiyim, iyiyim. Aşk var mı Ümman abla? Yok yok, aşk maşk bitti. Nasıl yok ya? İzzet abi dur bir dakika. Tamam dur Cinek Hanım söyleyecek. Nasıl? Ayakta duramayız. Nerede aşk maşka? Yahu onu söylemek istemedim ki. Kim kime aşık oldu? Ben mi aşık oldum? Ha? Ben mi aşık oldum? En son ne zaman aşkım dedin kendilerine? Valla her zaman söylüyorsun ama pek aşkım falan içeride karşılıklı gelmiyor. Cevap nasıl gelmiyor. Yani? Ya ben aşkım desem dahi o bana fazla demiyor böyle bir şey. Ümman abla? Hayatım diyeyim benimle. Vay! Nasıl mutlu oldun değil mi? Ya hayatım çok zor söylüyor. Ha? Binde bir. Binde bir mi? Binde bir. İyi de sana da devamlı da hayatım diyecek hali yok ki. Ya canım eve girdiğin zaman hayatım hoş geldin diyecek bana canım. Diyorum diyor. Ya arada diyor ya o kadar. Arada diyor. Diyecek tabii abi, sen de zırt pırt eve girip çıkma be abi. Evet değerli dostlarımız, İzzet abi ve Ümmühan yengem ne yapıyorlar biliyor musunuz? Balıkesir'in en tatlı, en güzel kabaklarını üretiyorlar. Boy boy. Senin kabağın cinsi ne abi? Bal kabağı. Bal kabağı. Bal kabağı diyorlar. Bir de kestane kabağı var. Onu eküz tutturamadık. Kabak konusunda iddialı mısın? Elim iddialıyım. Türkiye'nin en iyi kabağını ben yetiştirdim. Karpuz üzerine, kabak üzerine iddialıyım. Bir numarayım diyorsun. Aşağı yukarı. Güveniyor musun eşine? Güveniyorum çok. Eyvallah. Nasıl? Beraber karar veriyoruz zaten ekerken, yaparken. Eyvallah. İkimiz beraber yapacağız. Güzel. Eyvallah. Şimdi sen şöyle Ümman anneme, havalarda soğudu, içini ısıtacak birkaç güzel cümle söylesen. Ne söylemek istersin? Vallahi ölünceki de aynı yastıkta kocacağız böyle biliyorsun. Aynı yastıkta ölüp gideceğiz. Beraber yatacağız, kalkacağız. Bu şekilde ne yapacağız başka? Hanıma gezdirmek istersek gezdiriyoruz, iyi kötü gezdirmeye çalışıyoruz. İzmir'e çoluğun çocuğun yana gönderiyor. İki tane kız var orada. Yeter diyorsun. Gidiyor. Geçen 15 gün durdu. 15 gün durdu. Biz yalnız burada iş yaptık. Yavaş. Son vay yiyecek içecek ama kim pişirecek, kim yapacak? Allah Allah. Zor değil mi? Zor. Tabii. Yani kadın kendine bakıyor da erkek bakmakta zorlanıyor, kimle geliyor. Bakamayın. Eyvallah. Ümman anne, şu kabaklardan bize bir bahset bakalım. Gel bakalım şöyle. Değerli dostlar, böyle ufak şirin bir bahçe yapmış. Kış ayvaları da şeyde. Eski, burası senin gelin geldiğin ev mi burası? Gelin geldiğim ev burası. Gel İzzet abi gel. Evet değerli dostlarımız, tam bundan 56 yıl evvel aha da annem bu eve gelin geldi. Doğru mu? Evet. Tabii doğru. Ümman anne, şimdi ne bu kabağı bu? Bal kabağı bunlar. Bunlar bal kabağı mı? Bal kabağı. Bunu nasıl pişiriyorsun mesela? Şu nasıl pişecek şu? Şöyle kavasını kestin mi, içini temizleyeceksin, içine şeker koyacaksın. Kapağını kapatacaksın ağzına bu kapağı. Fırına maşın git. Fırında mı yani? Ateşte mi pişecek? Tencerede değil değil mi? Tencerede de bir şey canım. Tencerede kompostu soluyor. Kompostu aynı. Ama yemeliğini diyorsun. Yemeğini kır. Evet böyle. Çok mu iyi ya? Çok mu güveniyorsunuz buna? Ne kaç var bu? Para bu? Bunlar para değil bunlar. Ecik büyüklere 3 lira 5 lira oraya veriyor işte. Eyvallah. Tane. Eyvallah. Bal kabağı tabii ekmiş biçmişsin de burayı. Şimdi şurada bir servet var. Servet yatıyor. Hadi hep beraber serveti bir görelim. Ondan sonra biz de yolumuza devam edelim. Hadi. Gel bakayım Ümman annem. Kaldır bakalım şunları. Ya Allah, bismillah. Hop! Çekyatın üstüne bile yatırmışsın abi ya. Vallahi kabaklara bak değerli dostlar. Şimdi diyorsun ki bunu böyle içini oyacaksın. Evet. Şu kadar mesela şurasını al. Bıçakla böyle keseceğiz. Ondan sonra bunu aldıktan sonra içini çekirdeğini temizleyip
Onun içine balım koyacaksın. Az suyu koy, az bal koy. Ceviz koy içine, fındık koy. Onu kapağını kapat. Fırına süreceksin. Kaynat. Kaynamayacak. Fırına. Kaç dakika duracak? Yarım saat, bir saat. Kaç dakika? Odun ateşinde. Yarım saat dura. Yarım saat dura. Evet değerli dostlarımız, ondan sonra afiyetle yiyeceksiniz. Vay be. İzzet abi müthiş kokuyor be. Müthiş kokuyor be İzzet abi. Şimdi bunun böyle çekirdeğini çıkarttık, doğru mu? He, doğru. Çekirdeğini kurutup yiyecek müyük? Yenir. Yine. Tabii. Şimdi bunun içine ne koyacağız? Bunun içine yarım bardak suy. Suyu koyacaksın bir az. Suyu da koysa olur. Karar verin abi. Yok. Buna konmuyor. Ya az bir şey de koysa olur. Karar verin. Yaparsan gecik konuyor. Hayır, tamam da bu daha çok çekmesi için. İşte abi ya. Yenge mi daha iyi biliyor bu işi sen? Yenge bildiğini de ben de bilirim aşkım. Ne tamam. Oldu sonuç? Sonuç? Tabak mındar. Vallahi bal koy. Az bir şey suyu koyarsan koy. Koymasan da kendi suyunla da idare eder. Bunun içini şimdi boşalttık. Boşalttık. İçine? Bunun içine. Bal koy. Şeker koy. Ceviz koy. Kırılmış ceviz. Tamam. Badem koy. Fındık koy. Ne koyarsan koy. Onu ondan sonra koyduktan sonra şunu bak. Aynı kapat. Şekil. Aynı tamam. Şekil kapatacaksın. Tamam. Fırına süreceksin. Cereyanlı fırına. Cereyanlı olsun. Maşın olsun. Niye olsun. Tamam. Biz yarım saat 45 dakika falan durdu mu zaten bu bakacaksın ya bakınca zaten kabuğu falan böyle ecik kızarır. Pişmiş olduğu belli olur. Hafif şöyle eledim yumuşadı mı ondan sonra çıkarır sonra da kes dilim dilim veya kaça bölücüsün gör. O zaman biz gidiyoruz. Senin ocak yanıyor mu? Ocak olmaz ocakta şimdi. Daha biz bunu nerede yiyeceğiz? He? Bunu... Nerede yiyeceğiz? Ya bunu ben size vereceğim. Nerede pişirseniz pişirin. Burada da olur. Burada ama bekleseniz de olur. 45 dakika, 50 dakika bekleyin. İzzet abi bunu nerede pişireceğiz biz şimdi? Biz şimdi gidiyoruz. Ya bu dursun bu şekilde. Ya. Ben size tarif etmek için bunu açtım. Yahu demiyorsun ki Harun siz gidin ben bunu yapayım da dönüşte yiyin diyen yok ya. Harun abi ecik haberim olsa pişirtirdim şimdi size. Yola hazırladım ya. Ya biz gideceğiz ya. He. Geri döneceğiz ya. He. Allah nasip ederse. Nizman biz gidip dönene kadar Nizman bu 45 dakikaya bir saat olmaz mı? Nizman niye gidiyorsun şimdi? Karakaya köyüne. Karakaya. Uzmana kadar sür bakalım fırına mı? Pişer mi bilmiyorum ben. Pişmez mi? Tamam. Pişer. Pişti. Bunun içine o zaman... Ceviz de koyarız tamam. Kafaları karıştı değerli dostlar. Lan bu adam nereden çıktı diyorlar böyle. Abi... Siz tamam bu çekirdek biraz daha var. Siz bunu halledin. Malzemelerin içine koyun. Dönüşte de biz bunu ölmüşlerimizin canı için yiyelim. Sizin ölmüşlerinizin canına da bir dua edelim. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Allah sizi birbirinizin eline düşürmesin. Allah sizin yemeğinizi başkasına pişirmesin. Allah birbirinizin helvasını yemeyi sizlere nasip etsin. Olur mu ya? Helvasını yiyeyim mi helva? Birbirinin helvasını... Ben bunu sana teslim ediyorum. Hı-hı. Biz gidiyoruz annem. Tamam. Allah'a emanet olun diyoruz. Hı-hı. Gidiyoruz dönüşte burada pişmiş kabağı göreceğiz. Bakalım içine ne katacaklar. Hı-hı. Onlar kabağın içine çeşit çeşit bal, ceviz, fındık katacak. Hı-hı. Harun Şen bu kabağı yiyip millete caka satacak diyorum. Yoluma devam ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.